Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde basınç ve rüzgarlara devam ediyoruz. Alçak basınç ve yüksek basınç kavramlarından aynı zamanda dünyanın basınç haritalarından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, alçak basınç diyelim ve şöyle bir başlayalım. Diyelim ki 1013 milibarın altındaki basınç alçak basınç değeridir. Arkadaşlar geçen dersimizde ne demiştik? Eğer bir yerde basınç 1013 milibarsa bu normal basınç değeridir demiştik. Bunun altında bir değer çıktığı zaman biz bu alana ne diyoruz? Alçak basınç alanıdır diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Evet, ancak iki yüksek basınç değeri karşılaştırdığımızda biri diğerine göre nispeten alçak veya nispeten yüksekte kalabilir. Yani nispi ölçü olarak baktığımızda birbirine göre iki basınç değerinin birbirine göre durumuna bakacağız. Evet, peki alçak basınç alanlarında nasıl hava hareketi vardır? Arkadaşlar alçak basınç alanlarında hava hareketi bu şekilde yükselicidir. Hava hareketi bu şekilde yükselicidir dedik. Peki nereden nereye doğrudur? Çevreden merkeze doğrudur. Yeryüzü çevredir arkadaşlar. Gökyüzüne yükseldikçe burası ise merkezdir. Hava hareketin bu şekilde nedir? Yükselicidir. Neden yükselici peki? Bunun hemen mantığını kuralım. Neden hava hareketi burada yükselici? Çünkü burası dedik ya alçak basınç alanı. Yani burada yeryüzüne uygulanan kuvvet zayıftır, azdır, alçaktır. Bu yüzden ne olacak? Yeryüzüne yani buraya kuvvet uygulanmaması için ne olacak? Bu hava hareketim yükselecek ve yeryüzüne kuvvet uygulamayacak arkadaşım. Dikkat et buna, dikkat. Evet, alçak basınç alanlarından devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir yerde yükselen hava nedir? Yükseldikçe ısı kaybetmeye başlar. Çünkü yerden yükseldikçe sıcaklık ne olacaktır? Azalacaktır. Sıcaklık azaldıkça bu hava kütlesi ısı kaybedecek. Havanın hacmi daralacak ve ardından yoğuşma ve ardından da yağmur gelecektir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Alçak basınç alanlarında hava bulutlu ve yağışlıdır. Çünkü yükselir, hava yükselir, yükselen şey soğur. Soğuyan şey daima yoğuşur ve ardından yağmur, kar, dolu gibi çeşitli yağış biçimlerine dönerek yeryüzüne ulaşır arkadaşlar. Evet, hemen devam ediyorum. Hiç dikkatini dağıtma. Diyorum ki alçak basınç alanlarında ve zamanlarında don ihtimali son derece düşüktür arkadaşlar. Çünkü bu alanlarda ne var? Çevrede şurada bir yeryüzünde bir ısınma var. Isındığı için yükseliyor. Sonra yukarılara çıktıkça soğuyor ve ardından yoğuşup yağış getiriyor. Yani yeryüzünde ne var? Daha çok sıcaklık yeryüzüne yakın zeminlerde fazladır. Böyle olunca da burada don yaşanma ihtimali nedir? Düşüktür. Peki nem miktarı nispeten fazla olduğundan aşırı soğuma olmaz. Aşırı soğuma burada olmaz arkadaşlar. Aşırı soğuma olmaz çünkü burada ne var? Yağmur var. Yağmur varsa ne var? Nem var. Nem varsa ısı dengeleniyor demektir. Dengelendiği için burada aşırı soğuma ve aşırı ısınma olmaz. Örneğin Karadeniz'e bakacak olursak Karadeniz nedir? Daha çok yağışın bol olduğu bir yerdir. Karadeniz'de gece ile gündüz arasında çok fazla bir sıcaklık farkı olmaz. Çünkü nedir? Burada nem olduğu için aşırı bir soğuma ya da aşırı bir ısınma gerçekleşmez. Evet, alçak basınç alanlarında yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze. Çevreden merkeze. Hava hareketi dünyanın günlük hareketinin etkisiyle sapmaktadır. Bunu günlük harekette de işlemiştik arkadaşlar. Demiştik ki rüzgarların yönlerinde sapmalar olur demiştik. Yine burada da alçak basınç alanlarında da hava hareketi dünyanın günlük hareketine bağlı olarak bu şekilde saparak yollarını, yönlerini değiştirerek ilerlerler arkadaşlar.
Peki bir de yüksek basınç alanlarına bakalım. Şimdi yüksek basınç alanlarında da bu sefer değerim kaç olacak? 1013 milibarın üzerinde bir değer çıkacak ki yüksek basınç olsun. Ya da iki tane basınç merkezini karşılaştırdığımda biri diğerinden miktar değer olarak, milibar olarak daha yüksek değerde çıktığı zaman da ne olacaktır? Orada da yüksek basınç alanı oluşacaktır. Evet, yüksek basınç burada yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi vardır. Alçak basınç alanlarının tam tersidir. Bu sefer hava hareketi bu şekilde nedir? Yeryüzüne alçalıcı bir şekilde. Neden? Mantığını yine kuralım. Diyoruz ki yüksek basınç. O zaman yeryüzüne yüksek bir kuvvet uyguluyor. Yüksek bir kuvvet uyguluyorsa ne yapmam lazım? Havamın alçalması ve şu yeryüzüne yüksek bir basınç baskı uygulaması gerekiyor arkadaşlar. Peki yüksek basınçta yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Yani merkez neresiydi? Hatırla hemen. Merkez burasıydı. Çevre burasıydı. O zaman hareket böyleyse merkezden çevreye bir ne vardır? Hava hareketi vardır. Peki yüksek basınç alanlarında hava hareketleriyle birlikte hava durumu nasıldır? Şimdi yüksek basınç alanlarında alçalan hava kütlesi ısınır. Ne diyorduk arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Yükselen hava daima soğur. Alçalan hava daima ısınır. Genleşir ve yağıştan uzaklaşır. Yüksek basınç alanlarında hava genellikle açıktır ve asla yağış oluşmaz. Çünkü alçalan bir şey asla yağış getirmez. Böyle olunca hava bulutluluktan kurtulmuş olur ve ne gelir? Arkasından bir güneş açar ve bize gülümser. Eğer hava bugün güneşli ve açıksa bilin ki burası yüksek basınç alanı haline gelmiştir. Evet, dönenceler civarında çöllerin oluşmasında bu bölgede etkili olan yüksek basınç merkezleri etkili olmuştur. Şimdi biz dünyanın günlük hareketlerinde bahsetmiştik arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketine bağlı oluşmuş olan 30-60 dinamik basınç kuşaklarımız vardı. Bunlardan 30 kuzey ve 30 güneyde olan dinamik yüksek basınç alanlarında ne vardır? Yüksek basınç olduğu için daima buralarda alçalıcı hava hareketi vardır. Ve burada daima ne açmaktadır? Güneş açmaktadır. 30 dinamik yüksek basınçlı merkezlerinde bulunan çöller, örneğin Sahra Çölü gibi, Sahra Çölü ve bu çevresinde yine dönencelerin çevresinde bulunan küçük çöllerin oluşmasının sebebi nedir? Bu dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Yüksek basınç olduğu zaman hava ısınır. Hatta dediğimiz gibi bu şekilde sıcak çöllerin oluşmasına da sebep olmuştur. Hemen devam ediyorum. Hemen devam ediyorum. Yüksek basınç alanlarında ve zamanlarında don yaşanma ihtimali yüksektir. Çünkü ne var burada? Alçalıcı hava hareketi var dedik. Bu sefer ne var? Nem taşımıyor, ısı kaybını önleyemiyor. Gece ile gündüz arasında bir aşırı bir ısınma ve soğuma var. Bu yüzden don, ayaz ihtimali daha yüksektir. Peki yüksek basınç alanlarında yatay hava hareketi merkezden çevreye doğrudur dedik. Merkezden yani yukarıdan aşağıya doğrudur. Merkezden çevreye. Hava hareketi dünyanın günlük hareketinin etkisiyle bu şekilde ne yapmaktadır? Yine sapmaktadır. Hemen devam ediyorum. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak hava hareketleri sapma gösterirler. Şimdi bize bazen bu diyagramları sorabilir. Bunları verip bunlarla ilgili yorum yapmamızı isteyebilir. Peki bunları nasıl yorumlayacağız hocam? Bunları şöyle yorumlayacağız. Mesela baktım, S harfi mi var, Z harfi mi var? Ya da S harfi mi var, yoksa yazıyorum, S harfi mi var, yoksa ters S harfi mi var? Buna dikkat ediyorum. Bakın burada ne var? S harfi var. S harfini görüyorsan bu nedir? Kuzey yarımkürede bir bölgedir. Peki oklarıma bakıyorum. İçeriği mi gösteriyor, dışarıyı mı gösteriyor diyorum. Baktım içeriği gösteriyor. Bunu da içeriği gösteriyorsa eğer ne diyorum? Oklarım içeriği gösteriyorsa burası bir alçak basınç alanıdır diyorum. Peki şöyle şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Kodlama verelim. Mesela
Bu şekilde A harfi alçak basıncın A'sının ucuna şu şekilde ok koyduğunuzda nedir? İçeriye doğru olan oku gördüğünüzde bu alan alçak basınç alanıdır diyebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Bir diğeri dedim ki ters S görürsen. Ters S'yi gördüğün orası nedir? Güney yarım kürede bir bölgedir. Bakalım çiziyorum ters S. Ters S bakın. Peki okların ne yönü gösteriyor? İçeriği gösteriyor. İçeriği gösteriyorsa neydi arkadaşlar? Alçak basınç alanı. Şunu inceleyelim. Bunu inceleyelim. Bu da bakalım okların bu sefer dışarıyı gösteriyor. Okların dışarıyı gösteriyorsa kodlama veriyorum. Yüksek basınç alanlarının Y'sinde iki ucuna dışarıya doğru çizdiğimizde okların dışarı doğru olduğunu hatırlayabiliriz. Bakın oklar dışarı doğruysa diyorum ki burası bir yüksek basınç alanıdır. Peki S mi ters S mi var? S var. S varsa burası nedir? Kuzey yarım kürede bir bölgedir. Evet bir de şuna bakalım. Burada ne var? Bu sefer ters S var. Ters S varsa güney yarım küreydi. Hatırla. Peki dışarıya mı bakıyor oklarım? Evet dışarı bakıyor. O zaman da burası nedir? Bir yüksek basınç alanıdır diyeceğiz. Burada grafikleri doğru yorumlayacağız arkadaşlar. Bize direkt grafik verecek ve bunların hangi yarım kürede olduğunu, alçak basınç alanı mı, alçak basınç alanıysa ne gibi hava durumları burada görülebilir gibi şeyler söyleyecek. Mesela burada alçak basınç alanıysa hava yükselici olacağı için bu grafiğe göre bu merkezde yağış görülme ihtimali yüksektir. Ancak burada nedir? Burası yüksek basınç alanıdır. O zaman burada hava hareketi alçalıcıdır ve burada yağış gelme ihtimali düşüktür ve ne olacaktır? Güneşli, açık olacaktır. Hemen şöyle bir devam edelim bakalım. Sürekli basınç merkezleri. Şimdi ekvator üzerinde ısınmadan kaynaklanan termik alçak basınç ile kutuplardaki soğumadan kaynaklanan termik yüksek basınç alanları yeryüzündeki sürekli termik basınç alanlarıdır. Yani şuralardan bahsediyorum. Dikkat et. 0 termik alçak basınç, 90 termik yüksek basınç ve yine 90 termik yüksek basınç. Bunlar sürekli olan basınç merkezleridir ve bunların oluşum sebebi neydi? Dünyanın şekliydi arkadaşlar. Hatırlayın. Dünyanın şekline bağlı olarak, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak neydi? Buralar termik basınç alanlarıydı. Geldik. 30-60, 30-60 dinamik alçak basınç ve dinamik yüksek basınç ise bunlar da dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan basınç merkezleridir. Bunlar da yine sürekli dinamik basınç alanlarıdır. Yani şu grafikte gördüğünüz basınç merkezleri daimidir. Yıl boyuncadır. Hiç ortadan kalkmaz. Hiç ortadan kalkmaz. Peki yüksek basınç mı, alçak basınç mı nasıl hatırlayacağız derseniz kodlayacağız. Şöyle hangisi 30, 60, 90 diye gittiğimizde hangisi yüksek, hangisi alçak? Bakın yüksek yaya kodlaması var şu şekilde arkadaşlar. Yaya kodlaması yapacağız. Yüksek, alçak, yüksek, alçak. Sonra yine buradan kutuplardan ya yazdığınızda bakın yüksek, alçak, yüksek, alçak. Bu şekilde yaya kodlaması yaparak hangisi yüksek, hangisi alçak basınç merkezidir çıkarabiliriz. Devam ediyorum. Hemen devam ediyorum. Hiç dikkatini dağıtma. Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri. Şimdi Türkiye'yi etkileyen 4 başlıca basınç merkezi vardır. Bunlardan bir tanesi İzlanda dinamik alçak basıncıdır. Bir diğeri Asur dinamik yüksek basıncıdır. Bir diğeri Sibirya termik yüksek basıncı, bir diğeri ise Basra termik alçak basıncıdır arkadaşlar. İzlanda dinamik alçak basıncı eğer... Evet arkadaşlar, şimdi dedik ki İzlanda dinamik alçak basıncı Türkiye'yi etkiliyor dedik. Bunlardan bu eğer denizler üzerinden gelirse, ulaşırsa nedir? Nemli bir hava şartı oluşturabilir. Zaten alçak basınç olacağı için yağış getirme ihtimali vardır. Yine Asur dinamik yüksek basıncı da denizler üzerinden etkili olarak Türkiye'ye girmekte ve
Türkiye'yi çeşitli şekillerde etkilemektedir. Yine Sibirya termik yüksek basıncı, bu da Türkiye'yi Türkiye'nin kuzeydoğusundan giriş yaparak etkilemektedir. Sibirya üzerinden gelmektedir. Sibirya bildiğimiz gibi soğuk ve ayazı bol olan bir yerdir. Sibirya termik yüksek basıncı Türkiye'ye giriş yaptığı zaman ne olacaktır? Burada sert, soğuk bir iklim olacaktır. Buraya dikkat ediyoruz. Bir diğeri Basra termik alçak basıncı. Basra Körfezi civarından gelmektedir. Çöller içinden gelip çıkıp da geldiği için Türkiye'yi etkilediği için burada da yine ne var? Basra termik alçak basıncı Türkiye'yi sıcak olarak etkilemektedir. Diyeceğiz Türkiye'yi sıcak olarak etkiliyor. Evet, bundan sonraki konumuzla basıncın devamıyla bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Anlattığımız yere kadar tekrar ediyoruz mutlaka. Diğer dersimizde yine basınç konusu uzun bir konu. Buradan ne yapacağız? Devam edeceğiz. Hepinize verimli, bol çalışmalar.